Halkların Demokratik Partisi grubu adında ilk olarak İzmir Milletvekili Sayın Ertuğrul Kürkçü konuşacak. Süreniz 15 dakika. Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, Halkların Demokratik Partisi'nin İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine tutumunu açıklamak için buradayım. Sözlerime başlamadan şimdi aramızda olmaları zorbaca engellenmiş olan cezaevindeki eş başkanlarımız ve milletvekillerimizi buradan sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Elbette bütün cezaevlerindeki devrimcileri ve elbette halklarımızı da. İçişleri Bakanlığı bütçesini Milli Savunma Bakanlığı bütçesiyle beraber 2018 bütçesi için bir okuma kılavuzu olarak değerlendirebiliriz. Maliye Bakanı 2018 bütçesinde en fazla milli eğitime kaynak ayrıldığını, sağlık ve eğitime bütçeden ayrılan payın %40 civarında olduğunu söylemişti. Bu sunuşta görünüşte bir yalan yoktu ama eğitim ve sağlık bütçelerinin %80'inden fazlasını bürokrasi ve cari harcamaların oluşturduğu apaçık ortadayken, her iki bakanlığın yatırım bütçelerinin toplamının milli savunma bütçesinin yanına bile yaklaşamadığı biliniyorken, o zaman bütçe tartışmasının asıl öneminin nerede olduğunu görebiliriz. Bütçe tartışmasının asıl önemi rakamların gerisindeki hakikate, rakamların gerisindeki hayata dönmek, rakamların örtüsü altından gerçekleri çıkartmak. Bu bütçeden savunma ve güvenliğe ayrılan toplam pay 106 milyar 910 milyon 745 bin Türk lirası, iç güvenliğe ayrılan toplam pay 51 milyar 441 milyon 339 bin Türk lirası. Sunuşla yetinmezsek, bütçenin fonksiyonel dağılımına bakarsak görürüz ki önümüze konulan bir kamu hizmeti bütçesi değil, bir savaş ve iç güvenlik bütçesidir. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin savunuluşu da tıpkı genel bütçenin savunuluşunda olduğu gibi gerçekleri baş aşağı getiriyor. Toplumsal hakikati görmemizi ve onu anlamlandırmamızı önlüyor. Bu bütçenin sunuşu herhangi bir demokratik rejimde bir İçişleri Bakanı'nın, hatta hükümetin kendisinin görevden çekilmesinin, istifasının gerekçesi olabilirdi. Binlerce yurttaşını etkisiz hale getirmek, on binlercesini gözaltına almak veya tutuklatmak bir üç güvenlik aygıtı için bir başarı öyküsü olmuş olabilir mi? Yurttaşını öldürmek, onu hapishaneye tıkmak neden ötürü bir başarı gerekçesi sayılsın? İyi bir içişleri yönetimi açısından asıl başarı, yurttaşını hiçbir zaman çatışmaya sürüklemeyecek, özgürlüğünü doya doya yaşayabileceği, tercihlerini, dilini, kültürünü, kimliğini ve inançlarını eşit haklı olarak diğer yurttaşlarla paylaşacağı bir yaşamı güvence altına almak olabilirdi. İçişleri Bakanı'nın sundukları kadar sunmadıkları da hakikati yurttaşlardan saklıyor. 2017'nin ilk 11 ayında İçişleri Bakanı'nın emri altındaki kolluk güçleri tarafından yargısız infaz edilen, dur ihtarına uyulmadı diye veya rastgele ateş açılması sonucu 36 kişi yaşamını yitirdi. 12 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı'na ait zırhlı araçların çarpması sonucu 6'sı çocuk, toplam 23 kişi yaşamını yitirdi. 46 kişi de yaralandı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na 2017'nin ilk 11 ayında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla toplam 570 kişi başvurdu. Başvuranların 328'i aynı yıl içinde işkence ve kötü muameleye de uğradıklarını belirttiler. İnsan Hakları Derneği'nin verilerine göre 2017 yılının ilk 11 ayında 423'ü gözaltında kaba dayak ve diğer yöntemlerle, 1855 kişi ise gözaltı yerleri dışında ve güvenlik güçlerince müdahale edilen toplantı ve gösterilerde olmak üzere toplam 2278 kişi işkence ve kaba muamele ile karşılaştı. İçişleri Bakanlığı bunları da başarı hanesine yazacak mı? İçişleri Bakanlığı'nın emrindeki kuvvetlerin marifetince gerçekleşen bütün bu işlemlerin maliyeti, Türkiye'nin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından
gözetim altına alınması, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği tarafından ağır insan hakları ihlalleri ve vahim katliamlara ilişkin ciddi iddialar ile suçlandılar. Türkiye eğer bugün uluslararası camia tarafından bir haydut devlet olarak suçlanmıyorsa, böyle nitelenmiyor, böyle muamele görmüyorsa, bu Türkiye'nin büyük insani ve ekonomik potansiyellerinin yüzü suyu hürmetinedir. Hükümet yatıp kalkıp vatandaşının, aydınlarının, demokratik ve toplumsal güçlerinin, emekçilerinin, kadınlarının, Kürtlerin ve Alevilerin yeni bir Türkiye potansiyeli yaratma mücadelesinin uluslararası camiada yaratmış olduğu saygınlığa dua etmelidir. İçişleri Bakanlığı'nın, hükümetin ve AKP Genel Başkanı'nın bütün eylemlerinin meşruiyet gerekçesi terörle mücadeleden ibarettir. AKP'nin hikmeti hükümetine göre terörle mücadele olağanüstü halin, olağanüstü halde insan hakları ihlallerinin mücbir sebebidir. Her şeyden önce bir ülkenin olağanüstü hal ile yönetilmesi, bunun zorunda kalmak bir hükümet için dünyanın neresinde olursa olsun övünülecek bir şey değil, bir utanç vesilesidir. Bu, ben memleketi yönetemiyorum, milletin rızasını, halkın rızasını kaybettim, buna sahip değilim. O yüzden halkın bütün haklarını ve bütün özgürlüklerini şimdi askıya alıyorum demektir. Bununla övünülemez. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve hükümeti için bu bir gelecek vaadidir. Doğrusu yurttaşını öldürmeyi meclise bir başarı öyküsü diye anlatan bir rejimin başka bir vaadi de olamazdı. Terörist de sizin bir yurttaşınız. O yüzden yurttaşlarınızı eşit haklı olarak görmeye alışınız. Cezaevlerinde köleleriniz değil, yurttaşlarınız var. Çatıştığınız insanlar haklarını güvence altına alamadığınız yurttaşlarınız. Ve onların hepsinin yaşarken haklarını gözetmek, mahkum olarak hakkını gözetmek, sanık olarak hakkını gözetmek, çatıştığınız insan olarak hakkını gözetmekle yükümlüsünüz. Hükümet olmak böyle bir şeydir. Hükümeti bir çeteden ayıran, hükümeti bir terör örgütünden ayıran şey işte budur. Hukukun yüksek ilkelerine uyması. Ama bunları bir kenara atmışsanız, eğer siz bir olağanüstü hal rejiminin bir parçası olarak kendinizi ebedileştirmeyi öngörmüşseniz, o zaman yapılacak bir şey yok. O zaman zaten niçin bir hükümet bütçesi tartışıyoruz? Niçin bir anayasamız var? Niçin uluslararası sözleşmeler var? Niçin bunların içinden konuşuyoruz? Niçin? Çünkü biz modern bir devlette olduğumuzu varsayıyoruz. Bunun bir varsayımdan ibaret olduğunun ben farkındayım. Merak etmeyin, sizin için bir hayal kuruyor değilim. Ama elinde sonunda kendinizi bağladığınız sözleşmeler var. Meclis ihtilaflı konuları tartışmaya sıra geldiğinde apansız bir amneziye, bir unutkanlığa yakalanıyor. Unutkanlık hastalığı bu meclisin yakasındaki en büyük illettir. Nasıl 1920 meclisinin bütün tutanaklarını, 1924-1930 meclisinin bütün tartışmalarını unutmaya karar verip bunu iç tüzüğünün dışına attıysa, şimdi daha bundan 3 yıl önce bu meclisin bir komisyonunun hükümete tavsiyelerini, yol göstericiliğini ne kadar çabuk unutuyor. Bu komisyonda Türkiye Büyük Millet Meclisi, meclise şu tavsiyede bulundu. Türkiye'de süre giden çatışmayı terörizm kapsamı içerisinde değerlendiremeyiz. Terörizm amaçsız bir isyandır. Bir isyan ise çözülmemiş bir çelişkidir. O nedenle bu çelişkinin çözümü bakımından şiddetin dışındaki yöntemleri arayıp bulmakla hem hükümeti görevlendirdi, hem de bu meclis bunu gerçekleştirmek için bir kanun çıkarttı. Kendi çıkarttığı kanunu unutup, bu hal çaresini bir kenara koyup kanunun gereğini yapmayan bir meclis olsa olsa bir unutkanlık hastalığına yakalanmıştır. Ama bu unutkanlığın bir sebebi var. Durup dururken bu olmadı. Çözüm süreci dediğimiz şey, Türkiye'de yurttaşın elini ve zihnini ilk defa serbest bıraktı. Halının altına süpürülmüş, toprağın altına sürülmüş bütün meseleleri Türkiye tartışmanın yolunu, yordamını buldu. Türkiye kendisinin başına Osmanlı'dan miras kalmış bütün sorunları çözebilmek için var gücüyle tartıştı.
Halkın 2013-2015 arasındaki 2015 ortasına kadarki parlayan zekasını, neşesini, birbirini anlama çabasını ne kadar çabuk unuttunuz. İnsanların birbirini öldürmemeye alıştığı, hiç kimsenin hiç kimseyi hakkı için, ihkakı hak için öldürmediği bir iki yıl Türkiye'de gençlerin, onların ailelerinin, askere alınmış üniformalı gençlerin yaşama geri dönüşleri, onların köylerine, doğdukları köylere tabutlar içerisinde değil, davul zurnayla geri dönüşlerinin yaşandığı iki yıldı. Bu iki yılı sona erdiren şey sizin iktidar tutkunuz. Sizin Türkiye toplumunun önünüze çıkarttığı yeni toplumsal tabloyu tanımama ısrarınızdı. Sizin partinizi iktidardan etti bu millet. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde ilk defa Kürt meselesinin çözümünü bayrak edinmiş, demokratik hakların Türkiye'ye hakim olmasını bayrak edinmiş olan bir parti, Türkiye halklarının önemli desteğini aldı. Meclis kompozisyonu demokrasi ve özgürlükler yönünde değişti. İşte sizin olağanüstü hal ihtiyacınız o gün doğdu. O gün siz olağanüstü hal olmadan bu memleketi yönetemeyeceğinizi, savaş olmadan memleketin başında güç sahibi olamayacağınızı gördünüz. Bütün bu nedenlerle şimdi karşı karşıya kaldığımız meseleler üstümüze geliyor. Ama size şunu söylemek isterim. Bir siyasal sorun çözülmemiş bir çelişkidir. Bu çelişkiyi şiddetle ezmek isteyebilirsiniz. Ama sosyal, tarihi ve politik meseleler, çelişkiler şiddet ile çözülemez. Onlar anlaşılarak ve onlar kendi çözüm yollarının önü açılarak halledilebilir. Siz diyorsunuz ki çözülmemiş Kürt meselesi Osmanlı İmparatorluğu'ndan müdevver ve sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda Irak ve Suriye'nin de meselesi olan bu Kürt meselesinin çözümünü biz şiddetle sorunu imha ederek çözebiliriz. Sevgili arkadaşlar, bu yolda çalışan ben bir düzine hükümet biliyorum. 1991'den beri Türkiye hükümetler boyu bu sorunu şiddetle çözmenin yolunu aradı, buldu. Sonunda bugün sen haklıymışsınız diye hapisten çıkartıp elini öptüğünüz Genelkurmay Başkanı dedi ki biz bu meselenin böyle çözüleceğini sanmakla çok yanıldık. 6 defa bitirdiğimizi düşündük fakat 7. defa yeniden doğmasının önünü alamadık. Çünkü aslında mesele askeri değildi, mesele teknik değildi, mesele tarihseldi, politikti, kültüreldi. Tarihsel, kültürel ve politik çözümünüz şudur sevgili arkadaşlar sizin. Bu halkın kendisine sözcü, temsilci ve kendi kendini yönetmek için seçmiş olduğu belediye başkanları yerinden almak, oralara kayyum atamak. Böyle olamadığını ve böyle yapamadığınızı gördüğünüz zaman da halkın üzerine asker salmak. Sevgili arkadaşlar, bu iş böyle sürmez. Ben size derim ki eninde sonunda hakikatler kendilerini dayatırlar. Hakikatler kendilerini dayattığında bir hükümet hakikaten hükümetse bunu çözmek için inisiyatif alacaktır. Bunu çözmemenizin sonucunun ben size ne olacağını söyleyeyim. İster istemez bu çatışmayı Türkiye'nin tamamına yayacaksınız ve şimdiden yayıyorsunuz. Çünkü bu aslında bir çözüm bulduğunuz için de değil. Bu bir çözüm bulmamak için bulduğunuz bir çaredir. Sürekli gerilim, sürekli kutuplaşma içinde ancak durumu idare edebileceğinizi düşünüyorsunuz. O nedenle kendi belediye başkanlarınızı da görevden almaya, kendi belediyelerinize kayyum atamaya başladınız. İşte İçişleri Bakanlığı'nın karşımıza koyduğu tablo budur. Sevgili arkadaşlar, size şunu söylemek isterim. Türkiye'nin özgürlüğü ve geleceği Kürt meselesini demokratik ve siyasal yollardan çözüp çözmeyeceğine bağlıdır. Çünkü Türkiye'nin bütün olağanüstü rejimleri, Türkiye'deki bütün diktatöryal yönelimlerin hepsi Kürtlere boyun eğdirmek içindir. Kürt'ü sömürgeleştirmek için Türkiye faşizm dayatmak, bütün hükümetlerin denediği yol budur ve böyle çözülmemiştir. Bir, Türkler faşizme razı değildir. İki, Kürtler sömürgeye razı değildirler. O nedenle bütün Türkler şunu bilmelidirler, şunu akıllarından ve kalplerinden hulusu kalp ile geçirmelidirler. Kürt'ün baskı altında olduğu yerde Kürt'e hakkı hayat yoktur.
Türk'ün hayatı ve hakkı Kürt'ün özgürlüğüne, Kürt'ün özgürlüğü Türk'ün hayat ve hakkına bağlıdır. Bu ikisinin de hakkını birlikte gözeten bir siyaset. İşte Halkların Demokratik Partisi'nin siyaseti budur. Bunca zulüm altında bu partiye diz çöktürememeniz, onu siyasi haritadan silememeniz, 1 Kasım 2015 zeminlerinde hala durmaya devam etmemiz bundandır. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi bir savaş ve olağanüstü hal bütçesi. İster istemez çözümü biraz daha güçleştirecektir. Fakat çare yok sevgili arkadaşlar. Bir halk nasıl yaşamak istiyorsa, nasıl olmak istiyorsa öyle olur. Eninde sonunda olur. Türklerin yabancı işgalinden kendilerini kurtarmak nasıl iradesi ise, Kürtlerin de kendi istedikleri gibi yaşamak onların iradesi. Bu iradeyi tanıdığımız gün hem özgürlük, hem eşitlik, hem adalet yeni bir Türkiye'nin kurulmasının mihenk taşı olacak. Hepinize akıl, feraset, cesaret diliyorum. Hoşçakalın.